Cucum. Ay, kocaların gülü mü bu ya? Kocişkoların en yakışıklısı. En masumu mu bu ya? Şekerci mi baban senin? Yemin ediyorum doğmadan önce 10 tepsi baklava yemiş gibisin. Öyle bir şekerlik. İyi, sen de ne mahsunsun Okan'ım ya. Yok bir şey ya, yorgunum sadece biraz. Ay benim aşkım, yorgun muymuş? Ben sana hemen masaj yapayım. Ama biliyorum, biliyor musun? Sen civanın bebeği bizden önce oluyor diye üzüldüm. Taktık kafaya ya. E aşkım, kardeşin değil mi? Mutlu olsana. Yeğenin oluyor bak. Amca oluyorsun. Hem yazık, onların evliliği neredeyse bitiyordu. Bu sayede hem de kurtulmuş olur. Bu onların evliliğini kurtarır değil mi aşkım? Bence kesin kurtarır. Yani herkes biz gibi değil, biliyor musun? Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Aşkımız taptaze. Her gün yeniden doğuyoruz. Güne bakın çiçekleri gibiyiz. Ama onlarınki yazık ya. Vallahi bitiyordu. Böyle düşün, mutlu ol, tamam mı? Ay hadi ama ya. Sen de biraz gül be Okan'ım. Aa, ben senin derdini anladım. Vildan'ın gül bahçenin yanında. Fıstığının öpücüğü geliyor. Ay nazlanıyor musun yoksa sen? E tamam, bir daha öpeyim o zaman. Dur Gülden, yapma. Ay yapacağım ya. Ben kocamı mutlu edeceğim. Şimdi seni öpücüklere boğmaya geliyorum. Gülden. Hadi geç oldu, yorgunum, yatalım artık. İyi geceler. İyi geceler. Ah, ah. O kadar emindim ki Şimal'in beni hala sevdiğini. Yani bütün bunları sırf bana inadından yaptığını o kadar emindim ki. Meğer işin aslı bambaşkaymış. Ya sen de neden bu kadar çabuk emin oluyorsun ya? Nasıl oluyorsun yani, ben anlamıyorum. Nasıl emin oluyorsun mu? Şimal hamileymiş diyorsun. Hadi diyelim gerçekten de bütün bunların hepsini bana kızgınlığından yaptı. İnat olsun diye. Ya bir inat uğruna gidip başkasından çocuk yapar mısın? Şimal böyle bir şeyi zaten hayatta yapmaz. Yok ben sonsuza kadar kaybettim artık Şimal'i, kabul ediyorum. O da ne demek kaybettim? Kaybetmedim. Sen bundan vazgeçmeyeceksin. Vazgeçme. Hemen vazgeçiyorsun. Ne yapayım peki Nazlı? Hayır sen söyle, ne yapayım? Başkasının çocuğunu karnında taşıyan bir kadına gel dön diyemem artık. Ya tabii öyle de. Ya gerçekten hamile değilse? Olamaz mı? Nasıl hamile değilse? Ne demek istiyorsun sen? Ya tatlım, dinle şimdi. Civan şirketi alabilmek için Şimal'le evlenmedi mi? E şimdi hamilelik oyununu oynayıp Civan'ın şirketi almasını sağlamaları için oyun oynamış olamazlar mı? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Oo. Olur ya, olabilir. Oho, olabilir mi ya böyle bir şey? Aa. Aa. Tabii ya. Tabii ya. Abisi Okan da sürekli böyle bir şeyden bahsediyordu. Evet. Hatta sonra karısıyla hastaneye gelmişlerdi tüp bebek için. Okan'ın da bu kadar çok çocuk istiyor olması tesadüf değil, değil mi? Yani bilmiyorum ama şunu biliyorum. Bunu ancak sen öğrenebilirsin çünkü sen doktorsun. Doğru. Doğru, ben çözeceğim bu olayı. Bir dakika, bir dakika şimdi. Diyelim ki yalandan böyle bir hamilelik oyunu oynadılar diyeceğim de Şimal hayatta böyle bir yalan söylemez. O herife yardım edeceğini de sanmıyorum. Aa! Yoksa bu herif Şimal'in bir açığını yakaladı da Şimal bu işin içinden çıkamıyor diye zorla mı oyuna ortak oldu acaba? Ya ama bilmiyorum ben. Bilmiyorum. Sadece şunu biliyorum. Sen bunu öğrenmeden vazgeçme. Vazgeçme. Cık.
Belki de doğru söylüyorsun. Belki de hiçbir şey bitmedi daha. Hala bir şansın vardır belki. Tabii ya. Dahsin. Ha. Okan'ın halı hal değil. Bütün akşam yüzü hiç gülmeydi çocuğum. Şirketi Civan'a verdin diye garalar bağladı çocuk. Gördün değil mi? Gördüm, gördüm de ne yapayım ne var? Bütün bunları zaten bunun için yapmadık mı? Öyle de. Halı hiç hoşuma gitmedi vallahi. Çok üzüldü değil mi? Üzüldü ya. Ne edeceksin? Yarın açıklayacaksın mı? Yarın açıklamak lazım ama bunu da Okan'ın kalbini kırmadan yapmam gerekiyor artık ya. Öyle tabii, kırmadan yapmak lazım. Büyük sonuçta alınacak çocuk. Alınacak ya, alınacak. Ya ikisi neden versem şirkete acaba? E canım, o zaman da Civan diyecek ki bu kadar şartı niye koydunuz? O da doğru. Bilmeyeyim Dahsin, ben bu işin sonunu hayırlı görmeyeyim. İnşallah kardeşi kardeşe küstürmez ki. İnşallah hanım, inşallah. Haydi iyi geceler. İyi geceler. Ne bakıyorsun bana öyle be? Şey, uyanmanı bekliyordum. İzleyerek mi? Ha evet, o kadar aşığım ki seni uyurken izliyordum öyle. Senin aşkın da yalandır. Tamam, hadi delirme hemen de kalk aşağı iniyoruz. Niye, ne oldu ki? Aşağı ince görürsün hadi. Bana baksana sen, yine mi bir işler çeviriyorsun? Ben bir iş çevirmiyorum. Ben hiçbir işin peşinde değilim, tamam mı? Sadece bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorum. Hadi aşağı iniyoruz. Kapının önünde koridorda seni bekliyorum. En azından bunu yapabilirsin. Bir çırpı daha. Tek seferde halledeceksin. Diyeceksin ki bebek falan yok. Biz yanlış anlamışız. En azından bunu yap bari kendine. Bu konuda dürüst ol. Hadi. Bakayım. Heh. Aynen bu listedeki mahallelilere bu koller dağıtılsın. Çok önemli. Hiç kimse atlanmasın. Siz nasıl emredersiniz Tasım Bey? Sen yine bir işler peşindesin ama. Şirketi alacaksan dedene layık olarak alacaksın Civan. Bundan sonra yalan yok. Dürüstlük var. Bedeli her ne olursa olsun doğruluktan ayrılmayacaksın. Aynen işte bu liste, bu listedeki mahallelilerde atlanmasın. Buna çok özen göstermenizi rica ediyorum. Tabii efendim. Tasım Baba günaydın. Bunlar ne? Günaydın kızım. Kızım benim adağım vardı. Yani ihtiyacı olanlara torunum için bu yardımda bulunmayı istedim. İnşallah torunum sağlığıyla bereketiyle gelecek. Sen için rahat tut. İnşallah babacığım. Şimal, ne dikiliğin ayakta? Hadi hadi siz de sofraya oturun. Geç bakayım geç, doğru söylüyor annen. Doğru söylüyor, geç, senin ihtiyacın vardır. Gel bakayım buraya ya, yakışıklı. Dur bakayım. Sen şimdi heyecandan uyumamışsındır da. Baksana.
Yüzün gözün solmuş zaten ya. Bu ne hal böyle ya? Bana bak, gözün aydın. Bugün abinle ikinize şirketi kime vereceğimi açıklayacağım. İnşallah bu çocuk seni adam eder de beni verdiğim karardan pişman etmezsin. Hadi geç bakayım sofraya, geç. Abi tam kararımı vermişim, tamam mı? Gidip konuşacağım, diyeceğim ki... kendi kendime şunu söylemişim, telkinde bulunmuşum. Hakikaten çizmeyi açtım, bu kadar olmaz. Tam gidip her şeyi itiraf edeceğim. Yine olmadı değil mi? Olmadı amca, olmadı. Ama sor beni, olmadı. Güzel soru. Ya ben tam o yola girmişim, babam kahvaltıda demesin mi? Şirketi kime vereceğimi açıklıyorum. Tabii, Civan'ın tövbesi de şirketi görene kadar. Ya kardeşim, söyleyeceğim. Söyleyeceğim de, yani ben zaten her şeyin sonuna kadar gelmişim. Ha bir ay sonra söylemişim, ha şimdi söylemişim. Yani bir şey fark etmez diye düşündüm kendi kendime. Pardon Civan ama gece sana doğruları söyleme kararı aldırtan şey neydi? Sabah olduğunca şartlar mı değişti abiciğim? Hep o şimal yüzünden. Hep o şimal yüzünden. Beni en zayıf noktamdan vurdu. Duygularımla oynadı. Biliyorsun, çok duygusal bir yapıya sahibim. Ama Allah'tan duygusal hareket etmekten son anda döndüm ha. Yaldır yaldır kaleye gidiyordum, direkten döndüm. Artık şirketi almaya çok hazırım kardeşim. Çok hazırım. Sadece bunu mu içeceksin Şimal ya? İki lokma bir şey de yeseydin. Ablacığım vallahi kahvaltıda öyle bir yedirdiler ki bana... şu kadar lokma yiyecek halim kalmadı. Hmm. Kaynanan iyi bakıyor yani sana. Yine de içime sinmiyor Şimal ya. Böyle yanımda olsan, ben beslesem seni ellerimle, yedirsem içirsem. Ablacığım, beni merak etme artık. Bak geliyorum zaten hep. Ya geliyorsun da, tok geliyorsun Şimal. Bir gün böyle yemek yemeden gel de sana güzel bir Karadeniz sohbeti kurayım ha. Kızlar, ben çıkıyorum. Bir ihtiyaç var mıdır? Hayırdır, nereye çıkıyorsun sen? Dolanacağım Emine Hanım. Acaba müsaade var mıydı? İyi, dolan dolan. Dolan da buralarda dolan baba. Öyle teknelere falan gideyim deme. La havlu. Şimal, kızım bir ihtiyaç var mı? Sağ getireyim. Yok babacığım. Kızım bak, bir şeye aşeriyorsun, ihtiyacın olur falan. Aa, o bana söyle, ben köşke götürürüm ya. Balık ister misin? Bak sen balık seversin. Getireyim balık. Bak bak, nasıl hemen balık diye. Neden? Çünkü tekneye gidecek. O tekne kadar baş düşsün diyeceğim de evin üstüne düşecek, inşaat çıkacak diye demiyorum ya. Neydi bu ya? Yeter ya. Abla, artık çocuk gibi üstüme gitmesen mi? Ha gitmeyeyim de sonra Yunanistanlardan toplayalım değil mi Şimal babanı? Boş ver, karışmasan. Anlarım ben onun dilinde. Nedir ya? Allah Allah. Bir seferimden dışarı çıkamıyorum. Gidiyorum tekneye. Gidiyorum, sana bir soracağım onu ya. Yeter ya. Şşş. İyi. Ne oluyor ya? Nereye gidiyorsun? Buçukluk. İyi hiç. Hiç ne öyle? Ya evde eksik falan var mı? Markete gidecektim. Böyle... Sen nereye gidiyorsun baba? Sahne lan. Sahada mı hesap vereceğim? Hepinize hesap vereceğim ben. Stüdyo yere giderim, sahne. Tamam baba, bir şey yok. Tamam değil. Yürü git. Affedersin. Yürütmiyorum hafif. Yürü. Rabbim ya. Bu nedir ya? Çağırmışsınız Tahsin Bey. Kızım, Civan'la Okan'ı çağır gelsinler bakayım buraya. Tamam. Ha, Meyrem, her şeyi tas tamam yazdım değil mi? Bak çarşıya gittiğimizde hiçbir şey unutmuyor. Yazdım, yazdım. 41 çeşidinin 41'inde yazdım. Tamam, hadi gidelim. Şey hanımım. Kız bir şey mi unuttun yoksa? Yok yok. Şey, Vildan böyle orada boynu bükük oturuyor. Zaten iki gündür de durgundu. Bir baksak mı acaba? Vildan kızım, ne edeyim burada sen bir başına? Hiç anne, öyle hava alıyorum işte. Hava, evet. Hava iyi bir şeydir. Bak ne diyeceğim sana. Biz Meyrem'le alışverişe geldik.
Sen de gel. He? Sana da bir şeyler alırım. Yok anne, sağ ol. Siz gidin. Ama alışverişten sonra da kebapçıya gidecek. He? Orada güzel kebap yerik, dürüm edir. Benim iştahım yok. Baklava. Siz gidin anneciğim. Afiyet olsun. Beni çağırtmışsın baba. Gel Okan. Gel. Babacığım. Civan. Geç bakayım şöyle karşıma. Şimdi beyler, mevzu malumunuz. Hatırlarsanız şirketi bana ilk torunu verene vereceğim demiştim. Evet babacığım, hatırlıyorum. Benim karım da şu an hamile. Evet, tamam, doğrudur. Şartı ilk sen yerine getirdiğine göre istediğini alacaksın. Lakin bu demek değil ki bütün şirket civanın olacak. Sonuçta bu şirket bana babamdan yadigar olarak kaldı. Benden de size yadigar olarak kalacak. İkinize. Şimdi Civan, sen şirketin CEO'su olacaksın. Bütün sorumluluğu üstüne alacaksın. Sana gelince Okan. Ben istifa ediyorum baba. Bu ne demek ya? Dalga mı geçiyorsun sen babanla? Bu da istifa mektubu. Şirketi kardeşim kazanmış olabilir. Ama ben bu şartlarda onun emri altında çalışmam. Okan! Abi! 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 Abi böyle istifade çekip gidemezsin. Bir dur ya. Ne yapıyorsun? Her çalışan gibi ben de istifa hakkımı kullandım canım kardeşim. Abi bak saçmalıyorsun. Biz seninle bu şirketi abi kardeş beraber yöneteceğiz ya. Ben öyle kafanı estiği gibi terk edip gidemezsin. Ben sensiz ne yaparım abi? Yine afili afili laflar, boş boş konuşmalar. Klasik Civan işte. İkimiz de pekala yapabileceğini biliyoruz. Bak, o zaman babamı dinleyelim. Ha, ne diyor ona bakalım. Ben duyacağımı duydum. Bak kardeşin haklı. Yani şirketin yönetimini Civan'a verdim diye şirket Civan'ın değil ki, ikinizin de. İkiniz de benim evladımsınız. Ayrıca ikinizin de bu şirkette önemli görevleri var. Baba birbirimizi kandırmayı bırakalım artık ya. Benim ikinizin de teselli ikramiyesine ihtiyacım yok. Hem açık konuşalım. Bu göreve Civan benden daha layıktı, layığını da buldu. Ya yok öyle bir şey be! Ya öyle bir şey yok! Ya saçmalama. Benim seninle bu şirketin daha üzerine bir kardeşlerim var. Tamam, didişiyoruz, kavga ediyoruz ama sen benim abimsin ya. Sen benim canımsın. Ben sana sormadan tek bir adım bile atmadım. Sen benim dedemden sonra ikinci ustamsın. Ya şuraya baksana ya. Şu şirketin koridorlarına bak. Biz seninle burada koşarak büyüdük, dövüşerek büyüdük. Sen bu şirketin bel kemiğisin. Sen hem benim hem bu şirketin abisisin. Beni bırakma. Beni bırakma abi. Al şu mektubu. Şu istifa mektubunu kendine yaz. Hadi. Peki. Sen yoksa ben yok. Ben diyeceğim dedim. Oh be, sonunda yalnız kalabildik. Ne yaptın? Konuşabildin mi Civan'la? Ne diyor bebek hakkında? Konuştum, konuştum. Yok başka kadınmış, yok hamilelikmiş. Hepsini inkar ediyor, düzenbaz. Hay bir de bana nasıl böyle şeyler söylersin dedi. İkna oldun mu peki? Yani konu Civan olunca bu imkansıza yakın bir şey ama bu sefer bayağı net gibiydi. Kenan değil mi bu? Oh, hayırdır lan, nereye böyle? Şey, ben bir şey soracaktım da. Oğlum ne sorusu lan? Ha? Oğlum biz sana anan baban olmadan bir daha mahalleye gelmeyeceksin dedik mi demedik mi? Miraç abi! Abicim! Miraç abi! Kenan!
Şimal, hamile misin? Ha, evet hamile. Miraç abi şey, Kenan'a Şimal'in hamile olduğunu ben söyledim ve o da herhalde tebrik etmeye geldi. Neyse ne? Bu herif, ailesi olmadan bu mahalleye girmeyecek demedim mi ben aslında? Aile, aslında ne diyor aile? Ben sana anlatacağım. Şey, aslında tam olarak öyle değil. Ben açıklayabilirsem... Kızım, izin yok lan sana. Aslı, ne işi var bunun burada gene abicim? Ne işi var? Benim evimin etrafında niye dolanıyor bu herif? Ha, bilmem gereken bir şey mi var? Abi şey, aslında biz çok kötü kavga ettik. Çok kötü kavga ettik biz. Ben bir daha asla onunla konuşmak istemediğimi söyledim. Öyle değil. Bir anlatabilirsem eğer. Kes lan sen. Bu doktor bozuntusu senin canını sıktı. Seni üzdü değil mi Aslı? Üzdü abi. Çok üzdü. Ağlattı beni. Ne? Tamam güzelim, hadi siz gidin. Gel kuzum, biz gidelim. Bebeğin şiddete tanık olmaz. Ama ya abi. Ya bırak işte, çeksin cezasını, bizim de biraz içimiz soğur. Demek sen bizim hastamızı üzersin ha? Yok, üzmek falan yok abi. Güzel mi seni lan? Ha? Hem senin kabahatin olmaz, sen ne demiyor benim evimin etrafında dolanacaksın lan? Dolanma falan da yok abi. Ha, ben yalan söylüyorum yani. Ha? Estağfurullah abi. Şimdi seni kim kurtaracak lan benim elimden? Ha? Oğlum mesela bak sonunda var ya, sen ölüsün. Tabii, yoksun sen. Hem geleceksin, Aslı'yı yüzeceksin, hem de benim evimin etrafında dolanacaksın ha? Ben adama ne yaparım? Şimdi senin naneyi yemedin mi? Ha? Şimdi dur. Lan, gel lan buraya. Ya bir şey söyleyeceğim. Abimle Kenan'ı orada bırakmasa mıydık ya, abim bir şey yaparsa? Aman kendi kaşındı zaten. Ya bir de utanmadan hamile miymişsin diye gelmiş. Ya gerçi ben hamile olsa yine de vazgeçmeyecek. Harbiden bu hamilelik olayını nereden öğrendi bu? Yani kaynağı belli değil mi? Okan. Belli ki Okan'ın peşini bırakmamış. Şimdi bir şeyler öğrenirim de belki aralarını açarım diye. Şimal. Hamile misin değil misin? Ne saçmalıyorsun sen ya? Yok. Yok, bu işin içinde kesin başka bir şey var. Ay bu da çaresizlikten saçmalamaya başladı iyice. Lan! Bak hala akıllanmamış dinci. Sen yüzlü ya bu. Ben bundan piti piti geleceğim. Sen hiç merak etme. Gel buraya gel. Gel buraya. Bak hemşerim. Belli ki Emine kızım senin denize çıkmana rızalık göstermeyin. Ya benim kızımın rızasına mı ihtiyacım var? Sen beni hiç tanımadın mı ya? Ya ben kızının lafıyla hareket edecek adam mıyım? Ya değilsin da. Evde olmasın huzursuzluk. Sen de kızma. Darlanma. Kızın da bir babası var. Onu düşünüyor da ne yapsın garip? Ya düşünmesin, ben düşünürüm kendimi. Ben kendimi de düşünürüm. Çocuklarımı da düşünürüm. Ya şimdi bak, torun geliyor. Bizim çalışmamız lazım ya. Ya sağa çalışma diyen mi var? Bak benim aklıma ne geldi. Bizim balık tezgahının başında dursan diyorum. Olmaz mı? Ya ben bu yaştan sonra balık satamam ya. Canım fena mı olur? Hem denizin yorgunluğunu çekmezsin, hem de denizin sıkıntısını. Emine küsümü de gücendirmemiş oluruk. Ben çığırtkanlık yapamam ya kaptan. Ya sağa çığırtkanlık yap, balık sat diyen mi var? Tezgahın başında duracaksın. Orada eleman var zaten. Hem sen orada durursan benim gözüm arkada kalmaz. Bence bu işi kestirip atma hemen. Ha bu işi bir düşünelim ha. Tamam mı? Düşünelim bakalım. Babacığım, çay bitmiş, çay alıp geliyorum. Al uşağım, al da gel bakalım hadi. Emine Hanım, buyurun. Merhaba. Oo, ne haber Bozacı? Şş, bana bak. Babam sizin oralara düşmedi gene değil mi? Kim? Ne babası? Ha senin baba. Ne işi var canım bizim oralarda senin babaannenin? Bak bak bak. Bir de yalan söyleyebilsen içim gam yemeyecekti. İşte. Beceremiyorum değil mi? Yok. Ha geldi. Sohbet ettiler, çay içiyorlar Emine Hanım. Vallahi bir şey yaptıklar. Ben sana boşuna Bozacı demedim zaten. Abi ben Karalahan'a bakmıştım da göremedim. Karalahan'ımız kalmadı abla. Yapma ya. Maalesef.
Babamın da canını sarma istemişti de başka zaman artık. İnşallah. O zaman sen bana 1 kilo domates tırtsana. Tabii efendim. Hayırdır, sen ne gelmiştin de muhlandın kaldın buraya? Ha, ben çay almaya gidiyorum. İyi, iyi. Kolay gelsin sana. Buyurun efendim. Yalnız sen burada böyle durarak o çay buraya gelmeyebilir bak. Az ileride market var. Doğru ya, ben çay almaya gidiyordum. Görüşürüz Emine Hanım. Değişik değişik hareketler ya. Abi sana bir avuç da biber atsana. Be. Tabii Emine. Ya sen de bir garipsin Civan. Bak şirketi almak için yapmadığın şey kalmadı. Şimdi amacına ulaştın ama karalar bağladın resmen. Anlamıyorum ki. Hep istediğin şey bu değil miydi senin? Bu değildi Levo. Tabii ki bu değildi. Evet. Şirketi almak istedim. Hatta almak için her şeyi yaptım. Ama abimin bu fotoğraftan çıkacağını hiç düşünemedim ki. Ben onsuz ne yaparım Levo? Vay be. Bunca yıl sonra içindeki şu duygusal adamı da gördüm ya. Ölsem de kanmıyorum kardeşim. Şaka yapmıyorum Levo. Şaka yapmıyorum. Ben bugüne kadar abim olmadan hiçbir şey yapmadım. Abi kardeşiz oğlum biz. Tüm kardeşler gibi. Ne onunla, ne onsuz. Ben onsuz bir şey yapmak istemiyorum. Onun fikrinden vazgeçmem lazım. Nereye? Bu his olmadan benim abim olmam lazım. Bildam. Sen niye durgunsun böyle? Ne oldu? Hiç. Yok bir şey. Canım var işte bir şey. Söyle birazcık dertleşelim. Yani Okan'ım durgun. Ona takıldım işte. O böyle olunca benim içimde kan ağlıyor biliyor musun? Canım işte falan bir şeye canı sıkılmıştır. Takılmasam. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Senin evde durmaktan da canı sıkılıyor. İster misin kız kıza bu akşam dışarı çıkalım? Hı? Eğleniriz biraz. Kız kıza mı? Bilmem ki. Ay ne demek bilmem ya? Kırma beni işte. Gidelim eğleniriz biraz. Geldiniz Okan Bey. Uzun zamandır görünmüyordunuz. Her zamankinden veriyorum. Hayırdır ya? Sen beni mi takip ediyorsun? Şey Emine Hanım hani siz babamın canı karalahana çekti deyince... Ben de karalahana alıp getireyim dedim. Babam için. He. İşin gücün yok, karalahana getirdim. He. Ha buyurun. Dur. Buyurun. Hadi sağ ol, sağ ol. Gidebilirsin. Ha tamam Emine Hanım, görüşürüz. Nerede bu anahtar ya? Ah Emine, ah akılsız Emine, ah içeride unuttun anahtarı işte. Kapıda mı kaldınız? İstersen size yardım edebilirim. Yardım mı? He. Ya aslında arka pencere açıktı, oradan girip bana kapıyı açabilirsen çok makbule geçer ya. Tabii tabii tabii, nerede? Vallahi gel şu. Buyurun. Ver ben taşıyayım Emine. Sağ ol, sağ ol. Bak şurası. Merdiven de burada. Ah.
ama bak. Siz hiç merak etmeyin Emine Hanım. Ya ben ne merak edeceğim seni be? Öyle şimdi girersin, kafanı gözünü girersin falan. Başımıza iş çıkarma. Bana çocukken sarı kedi derlerdi. Oradan oraya bak şimdi nasıl atlıyorum içeri. Haydi bakalım sarmam. Göreyim seni o zaman. Neydi ya bu çocuğun adı? Murat. Murat! 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 Efendim? Ne yapıyorsun sen orada? Sen seslendin, çıkıp bakayım dedim sana. Çok iyi yaptın. Açsana kapıyı, aç oldum ya burada. Çok özür dilerim hemen, unuttum. Kusura bakma. Ya ben dedim ya, Murat! Ay anacığım. Ay. Ay fena düştüm. Ay anacığım. Ne oldu sana? Düştüm. Ya işte görünmez kaza. Ama ben dedim. Bu ağzımdaki laf kurmadan gittin, düştüm buradan. Düştüm. Çok acıyor. Ay çok acıyor. Şu tarafa doğru biraz. Çok mu acıyor? Çok acıyor. Ama buzu iyi geldi. Ha, biraz daha şöyle şuraya doğru koy. Ha, biraz daha şöyle. Ha, şurada iyi bak. Bana baksana sen. Senin canın onun acımayı. Numara yaparsın. Nasıl acımıyor ya? Görmeyin misin suratımın halini? Çok ağrıyor diyorum. E ne o zaman pişmiş kelle gibi sırıtarsın karşımda? Ha sen onu buraya koydun, suratım gerildi. Sen beni güleyim zannediyorsun. Görmüyor musun? Beyin kanaması geçirmedi mi dua et. Hadi öyle olsun bakalım. Gel. Oo anacığım. Emine. Anacığım. Ay anacığım ay. Emine. Ay anacığım. Murat. Dursun amca. Baba. Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsun sen burada? No. Sen çay almaya çıkardın diye limandan çıkıp da buraya mı geldin benim evime? Şöyle oldu Dursun amcacığım. Ben limandan çay almaya çıktım. Ha Emine Hanım'ı gördüm. Emine Hanım dedi ki buradan dedi içeri giremiyorum dedi. Şu camdan içeri atlayıverdi. Atladım apar topar kaza oldu. Kaza mı? Ne kazası? Bu çocuğun ne işi var burada ya? Emine Hanım size anlatsın. Saygılarımı sunuyorum efendim. Emine sana bir soru sorayım. Bu uşağın benim evimde ne işi var diyorum sana. Demek yine limanın oraya gidildi. Liman mı? Ben sana ne sorayım, sen ne cevap verirsin? Bu uşağın burada ne işi var diyorum benim evimde. Sen diyorsun ki liman. Ne demek istiyorsun babacığım? Ha bu uşak buradaydı, ne olmuş? Onu diyorum. Bu uşak buradaydı, ne oldu? Önce ben sordum. O limanın oralara gidildi mi, gidilmedi mi? Ya liman değil ya. Orada tekne bağlı karşısındaki kahveye de mi gitmeyeceğim? Ne diyorsun sen ya? O tekne bağlı da olsa, havada da dursa binmeyeceksin. Etrafındaki kahveye de gitmeyeceksin işte. Gidin ya! Pek de güzelmiş burası. Keşke Okan'ım da olsaydı. Aa Bildan, bu gece kızlar gecesi. Kocalarınızın ismini ağzınıza almak yok. Ha illa alacağım diyorsanız da sadece gömmek için olabilir. Bugün içimizi döküyoruz, eğleniyoruz ya. Ay tamam anlaştık. Yalnız baştan söyleyeyim, ben Okan'ımı gömemem. Şimal istiyorsa kocasını gömsün. Ama benim Okan'ım biraz mükemmeldir biliyor musunuz? Aa, hani kocalardan bahsetmek yoktu? Bu gece yalnızca biz varız. Evet hanımlar, siparişlerinizi alabilirim. Ben içki içmem he. Sen de içme, gebesin. Yok canım, ne içkisi? Şöyle yapalım, biz 3 tane alkolsüz meyve kokteyli alalım. Peki, tamamdır. Ay ne iyi ettik geldik, değil mi? Bir içimiz açıldı, bir ferahladık.
Evet Şimal ya, ilk çıkalım demişsin ha. Ay Hatim, ne yapıyorsun? Telefonla el koyuyorum. Ama Okan'ın belki mesaj atar, merak eder beni. O sana gelmeyeceğini haber verdi mi? Ha? Bırak, biraz da o merak etsin. Ama... Ay ama falan değil, boşuna uğraşma. Hem de Valen neler söyler bizim evde olmadığımızı. Allah Allah. Telefonla el koyuyorum. İnatçı kız. İyi yaptın Şimal, arkandayım. Ya bu gece eğleniyoruz, hiçbir şey düşünmek yok ya. Hah, afiyet olsun. Ay, susamışım ya. Bunun da tadı çok güzelmiş. Böyle aroması var. Ne yapalım, bir tane daha söyleyelim mi? Hararet bastı bana ya. Sevdiysen söyleyelim tabii. Pardon. Anam, öldürücü bu oğlanlar beni dahsin, öldürücü. Okan istifa etti, ne demek ya? Okan istifa etti, ne demek dahsin? Ya hanım, bir sakin oluyor. Ne istifası? Ha? Nasıl istifa edebilir o ergene? Gelsin buraya bak, bacaklarını kıracağım onun. Aile şirketinden istifa etmek ne demek oluyor ya? E sen deyin, Okan istifa etti deyin. Dedim ben sana, böyle olmaz dedim. Çocuğum gurur yapıyı. Akşam akşam adamın sinirlerini hoplatma. Başka çaremiz mi vardı? Sırf Okan büyük diye şirketin yönetimini civana değil Okan'a mı verecektin? E doğru deyin ama... Bak şimdi kardeşi kardeşe kırdırdık. Ya bu küslük hiç etmezse ne derik biz o zaman? Hanım, küslük müslük yok. Zaten Civan hemen fırladı abisinin peşinde. İnşallah bulur getirir. Şu saat oldu, ne gelen var ne giden. Oğlum inşallah evi terk etmeye kalkmaz. Abi. Vay! Civan Bey gelmiş. Saydan Holding'in büyük CEO'su. Barmen, herkesi Civan Bey'den bir kokteyl. O bugün çok büyük bir zafer kazandı. Abi yapma, gözümü seveyim. İçtin mi sen? Sana içtim oğlum. İyi de sen içemezsin ki, dokunur bu sana. Ha ben bunu da beceremem diyorsun yani. Ama bak nasıl beceriyorum, al. Gördün mü? Benim de senden iyi olduğum bir konu varmış. Hadi bırak ya. İki tane içip nakat olmazsan ben de Civan değilim. Var mısın? Ha, bunda da yenerim seni diyorsun öyle mi? Sen şunu söyle, var mısın, yok musun? Varım lan, geç. Varım. Ay, bu da ne güzelmiş, ferahlatıyor ya. Ay o zaman biraz daha ferahlayalım. Hadi. Ay kızlar. Ben size ne diyeceğim? Siz bayağı eğlenceliymişsiniz ya. Hiç öyle görünmüyordunuz. Hele sen Eltim. Ay. Ne yapacağım ben bu kızla diyordum ya. Soğuk nevale, kara kuru bir şey. Ama şimdi diyorum ki canım Eltim. Team, İngilizce'den takım demek. Biz bir artık takımız. Peki ben bunları nereden biliyorum? Hiç öyle darılmaca, gücenmece yok. Bayağı gıcık oluyordum sana. Ay sanki ben sana bayılıyordum. Yani böyle yüksek yüksek hareketler. Deli herhalde bu dedim. Ay. Haklısın ha. Nerem normal ki benim? Normal olmak çok sıkıcı ya. Öf. E o zaman yaşasın delilik mi diyorum? Bunlar bitti ama. Ben birer tane daha söyleyeyim mi? Garson bey, bize bunlardan birer tane daha gönderir misiniz? Abi, sen bu kokteyllerin içine alkol mü koydun? Evet, öyle geldi sipariş. Olur mu abi ya? Bunlar alkolsüz istedi. Ama ben de var ya, aynından dedikçe gönderdim, dedikçe gönderdim. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Bunları da artık götürelim. E ya, bir dakika.
Bir dakika, o zaman bu gece beraber çıktıysak dışarı özel bir gece olmalı. Bu geceyi itiraf gecesi ilan ediyorum. Ay harika, kim başlıyor? Ben birinç, birinç önce ben. Ben de inanılmaz büyük bir itiraf var, hazırsanız söyleyeceğim. Ya, ay dur. Ben senin söyleyeceğin şey biliyorum. Ama Aslı söyleme, çünkü Vildan'a bunu ben söylemek istiyorum. Sen mi? Bana mı? Hı. Hazır mısın? Bu Okan'la Civan var ya, bizimle neden evlenmiş biliyor musun? Şirketin başına geçebilmek için. Ne? Aynen öyle. Ben şahidim ya, ben şahidim. Tahsin amca ne demiş biliyor musun? Eğer demiş evlenmezseniz size şirket, mirket yok. Vay be. Demek şirket içine. Ben şimdi onlara hesap sormaya gidiyorum. Dur, nereye gidiyorsun? Hesap sormaya. Dönem bar yapmışlar ya. Yarın sorarız hesap. Hadi otursana. Neyse, sonra sorarız. Sonra. Bir dakika ya, bir dakika. Benim itirafım bu değildi ki. Benim başka bir itirafım var. Ama çok bombastik. Hazır mısın Şimal? Aşkım, benim itirafım sana. Dursun amca ne dedi biliyor musun? Ay ne demiş canım babam? Kenan dedi, anasını babasını alsın gelsin seni istesin dedi. Ay bu beni seviyorum. Selim! Hey Kenan kim ki? Beni aldatan eski sevgilim. Şimdi seni mi istiyor? Beni istiyor. Şimal, Şimal sen de nikah şahidimiz olursun ha? Bir dakika, bir dakika. Ben de bir itirafta bulunacağım. Okan bana çok aşık ya. Sen bana ne anlatıyorsun? Sen şirket için evlenmedin mi? Ya, sanki memleketteki Hamine'yi arayıp bana kız gönder diyen bendim. Ulan babam şirketi bize vereceğini söylemeden önce ortada şimal mimal yok gibi. Yahu sana ne? Sana ne? Sen memleketi arayıp kız sipariş etmedin mi? Etti. Ben ne yaptım? Kendi imkanlarımla buldum ya. Ben seni yendim mi, yenmedim mi? Yendim. Oyun bozanlık yok. Al ayranı gör lan şirketin. Ama bak, iki gün sonra batırdın deyip gelip ağlama. Ben? Gördün mü lan evde? Ben ağlayacağım. Şirketi batıracağım, ona ben ağlayacakmışım. Hadi lan ben ne ağlayacağım oğlum? Ben anca o şirketi uçururum, uçurur. Sen şirketi anca havaya uçurursun. Gelmiyor lan. Ne alt edersen et. Hadi bakalım. Sen o şirkete geleceksin. Yokum diyorum oğlum. Ne yüzsüz adamsın sen? Yokum. Larsın. Az sessiz olun birader. Yalnız değilsiniz burada. Kime diyorsun Bilal? Bana mı? Sana dedim kardeşim. Biraz sessiz olun. Ne diyor? Şey diyor. Abin işte böyle mumla ararsın. Peşinden gezersin. Öyle mi? Bak şimdi. Öyle mi dedin? Mumla ararsın dedin mi demedin mi? Delikanlı gibi söyle, delikanlı gibi. Demedi, gördün mü? Demedi oğlum. Bana bak, ben o şirketi aslanlar gibi yönetirim. Neyini yönetiyorsun lan? Pabucumun CEO'su. Bal gibi de yalvarmaya geldim peşimden. Ben buraya yalvarmaya gelmedim. Ben buraya zaferimi kutlamaya geldim. Git başka yerde kutla lan. Sana ne? Sana mı soracağım? Ha? Burada kutluyorum. Sen burada bulunma. Git buradan. Sen git. Kalk buradan lan. Lan yürüsene. Yeter be. Sen kimin abisine ses yükseltiyorsun? Ha? Ha? Ne oluyor lan? Oh,
yürüyorsun, koskoca yol çarpıyorsun ya. Sen be abine niye yol vermiyorsun? Önden yürüyorsun böyle. Şş, bağırma. Bağırma, babam uyanacak. Babam uyanacak, bağırma. Bana diyene bak, asıl sen bağırma. Anahtarı bulamıyorum, hangisiydi ya? Nasıl dövdüm onu adamla? Ağzlarım, burunlarım nasıl kırdın? Sen mi dövdün? Oğlum ben olmasam, herifler seni paketlemişler lan. Kazıyacaklar seni yerden, ben kurtardım. Ya bırak Allah aşkına, böyle bir çaktım. Civan, yerler kayıyor oğlum, dikkat et. Yerler kaymıyor oğlum. Bizim başımız dönüyor yer. Oturmamız lazım yer. Bu anahtar hangisiydi ya? Şöyle. Ah, girdi. Hadi. Çok yaslandım. Biraz bana yaslan. Nasıl geldim ben buraya? Neredeyim ben ya? Kaçırıldım. Geldik eve. Eve mi geldik? Niye geldik ki? Ne güzel eğleniyorduk fink fink. Şşş. Mekan kapandı. Olsun, yine açılır. Kanmıyor, baksana nasıl istiyor bunu. Neden? Çok yakışık. İyi, ben eve gidiyorum. Hadi gece.